Hadi ben yakalan. Hadi. Görürsünüz. Sizi müdüre şikayet edeceğim. Selam da söyle. Sizin galiba akışkanı. Teşekkür ederim. Bak kim geldi Kıvılcım. Seninki. Yana gidip konuşmayacak mısın? Saçmalama, tabii ki konuşacağım. Hadi çabuk. Ne haber Ozan? İyiyim Kıvılcım, sen nasılsın? Sağ ol. Bugün bir arkadaşın doğum günü var. Okulun bütün erkekleri benle gelmek istedi. Ama ben istemedim. Ya öyle mi? Neden istemedin? Çünkü doğum gününe senin benimle gelmeni istiyorum. Çok isterdim ama ben bugün Selin'le beraber ders çalışacağım. O yüzden gelemem. Hafta içi sözleşmiştik. Ah, bak Selin de orada zaten. Görüşürüz. Görüşeceğiz bakalım Ozan Bey. Nasıl olsa bir gün gelecek, diğer bebeklerimin yanına atacağım seni de. Gülümse bakalım. Nefret ediyorum ya. Böyle dalıp gitmişim. Kitabın kapağını açmadım. Aynen ben de öyle. Dün akşam arkadaşlarla caddede takıldık. Annem gelip almasa daha çok otururdum ya. Hem zaten gelince gece 2'ye kadar Berk'le mesajlaşıp durduk. Merak etmeyin kızlar. Ben sınava hepiniz için hazırlandım. Nasıl yani? Ders mi çalıştın yoksa? Evet. Bunlar için epey çalıştım. Süper de ya yakalanırsam? Merak etme. Ben değil ama başkaları yakalanacak. Nasıl ya? İzle ve gör. Abi ne yapacağım ben ya? Beynim bütün okuduklarımı kusuyor. Ya bir sindirse bütün kitabı yutacağım. Ben de son gece bakabildim. Anlayacağın işimiz iyice şansa kaldı yani. Neyse en iyisi ben bir konsantre olayım da böyle sorular zihnimde beliriverir belki. Ben de yan sınıftan sorular istedim ama 3 grup yapmış. Çok kurnaz oğlum bu Burak Hoca. Selin, nedir senin bu Ozan'la durumun? Bence o çocuk senden hoşlanıyor. Ay saçmalama Leyla ya. Aşk dedikodularına dalacağına dön önüne kitabını kurcala. Selin, sen soğuk su getireyim mi? O nereden çıktı ki? Bilmiyorum yani böyle hafif terlemeye başladın, yanakların kızardı. Galiba sıcak bastı biraz. Şimdi seninle uğraşamayacağım canım. Çalışılacak sınavım var. İyi günler arkadaşlar. İyi günler öğretmenim. Oturun. Evet, sınava hazırız herhalde. Tamamen hazırız. Peki. Ama önce yerlerinizi değiştirmem gerekecek. Bu da nereden çıktı şimdi? Emre, sen gel şöyle arkaya geç. Siz kardeşleri de ayıralım. Selin, sen Ozan'ın yanına geç. Gözde, sen de Leyla'nın yanına geç. Emre'nin yanı boş kaldı. Ben otururum öğretmenim. Tamam Kıvılcım, sen de hemen oraya geç. Bundan iyi fırsat olamaz. Evet. Önden arkaya doğru uzatıyoruz arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar. Ne oluyor orada? Bunlar da ne? Bunlar hanginize ait çocuklar? Onlar ne öğretmenim? Belki de cevabını sen vermelisin Selin. Ben kopyaya benzettim. Kopya mı? Nasıl olur? Bunun nasıl olduğunu siz açıklayacaksınız bana. Ama öğretmenim onlar bana ait değil ki. Bana hiç ait değil. Ben çok çalıştım. Onlara ihtiyacım yok benim. Asıl benim ihtiyacım yok. Kopya ciddi bir suçtur öğretmenim. Bu durumu müdüre hanıma bildirmeniz gerekiyor. Müdüre hanıma mı? Evet. Aksi takdirde bir suçu gizlemiş olursunuz. Bu da sizi suça ortak eder. Üstelik biz sınıfımızda suça ortak olmuş bir öğretmen istemeyiz. Anlaşıldı. Bu sorunu müdüre hanımın odasında halledeceğiz. Buyurun çocuklar. Ama öğretmenim. Öğretmenim. Selin kopya çekmez. O hep sınıfın en başarılı öğrencisi olmuştur. Bir yanlışlık olmalı. Bir yanlışlık olduğuna ben de inanıyorum. Ama Fitnat Hanım'ın odasına gitmek zorundayız. Arkadaşınızı duydunuz. Sınavımız ne olacak öğretmenim? Fikret Hoca'nın dersi boştu. Onu çağıracağım. O gelene kadar taşkınlık istemiyorum arkadaşlar. Buyurun.